Gebelikte her hastanın demir takviyesi yani kan ilacı kullanması gerekir mi? Bu sorunun yanıtını vereceğim. Aslında bu sorunun yanıtı iki hasta grubu için farklılık gösterir. Öncelikle bakılması gereken şey hastada demir eksikliği var mı yok mu? Bunu nasıl anlıyoruz? Hemoglobinin 11'in üzerinde olması normal bir kan değerini gösterdiği gibi ferritin de bizim için çok önemli. Ferritin çünkü demir depolarını değerlendirmemizi sağlıyor. Ferritin değeri 30'un altında olan hastaları demir eksikliği var olarak kabul ediyoruz. Değeri 30'un üzerinde olan hastalarda normal olarak kabul ediyoruz. Şimdi burada önemli olan normal olan hastaların yani demir depoları yeterli olan hastaların da günde 30-60 mg demir kullanması gerekirken demir depoları yetersiz olan hastalarda bu doz 100 mg'a çıkıyor. Şimdi burada demir bizim için neden önemli? Normal olan hastalarda niye yine de veriyoruz? Çünkü gebelikte demir tüketimi arttığı için özellikle çocuğun zihinsel gelişiminde çok önemli olduğu için demir miktarının düzeyinin belli bir seviyenin altına inmesini istemiyoruz. Demir depoları normal olan hastalarda günlük 30 ila 60 mg doz yeterli olduğu için aslında birçok hastanın kullandığı vitamin ilacının vitamin takviyesinin içerisinde yeterli miktarda demir var. Siz de evde kendi kullandığınız ilacın üzerindeki demir miktarına bakaraktan e, ki bu çoğunlukla 60 mg oluyor birçok ilaçta 30 üzerinde üzerindeyse ekstradan herhangi bir kan ilacı kullanmanıza gerek yok. Çünkü kullanmanız sizin ve bebeğiniz için ekstra bir fayda sağlamayacağı gibi gereksiz yere mide bulantı, kabızlık, ishal gibi yan etkileri artıracaktır. Ama demir depoları düşük olan gebelerimizde yani hemoglobini 11'in altı ve ferritin değeri 30'un altında olan hastalarımızda vitamin ilacının içerisindeki demir yeterli olmayacaktır. Bu hastaların muhakkak ilaveten kan ilacı da kullanması gerekir. Piyasadaki birçok kan ilacının günlük demir dozu 100 mg. Bunu da kullanırken aç karnına kullanılması en ideali çünkü aç karnına kullanıldığında emili miktar çok daha iyi olmakta. Ama bazı hastalarımız maalesef yan etkilerinden dolayı bunu aç karnı tüketemediği durumlar olabiliyor. Bunlarda da yemekten 2 saat sonra kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken ilaç içildikten sonra çay, kahve tüketilmesi ya da kalsiyum içeren süt gibi yoğurt, peynir gibi gıdaların tüketilmesi bir miktar demir emilimini azaltır. Ondan dolayı dikkatli olmak gerekir. Portakal suyu ise C vitamini içeriğinden dolayı hem ilacın emilim miktarını artırmakta hem de bu tarz yan etkileri azalttığı için içmekte zorluk çeken hastalarımız portakal suyuyla demir ilaçlarını tüketebilirler.